Şimdi Allah'ın kaç ismi var? Kaç? 99. Allah'ın 99'dan daha çok ismi olabilir mi? Ne dersiniz? Vardır. Allah'ın belki 1 milyon ismi vardır. Bize bir hadiste, Peygamber Efendimiz bir hadiste bize Allah'ın 99 ismini söylüyor. El-Alim, El-Kabid, El-Basid, El-Khafi, El-Vacid, El-Macid, El-Ahad, El-Vahid gibi. Hayyun, Kayyum, Ferdun, Hayyum, Kayyum, Hakemun, Adun, Kuddus gibi esması var. Yani 99 sayılan esmanın dışında bazı kitaplarda ekstradan isimleri var Cenab-ı Allah. Ama biz genel olarak Allah'ın 99 ismi var. 100-1 kim onları ezberler ve sayarsa cennete girer diyor. Kim onları bilir, o 99 ismi ve sayarsa cennete girer. Hocam bir defa saydık ve okuduk bir cennete girer miyiz? Yok. O demek değildir. Yani okuyacaksın, gereğini yerine getireceksin. Gereğini yerine getireceksin. Gereğini yerine getirirsen o 99 esmanın cennete girersin. Peki hocam bu esmayı nasıl okuyalım? Mesela vahid, ya vahid dersin veya el-ahad dersin. El-vahid dersin. Ya el-hakem dersin, ya el-hakem dersin. Ya el takısı koyarsın ya da ya takısı koyarsın. Ey demek yani Arapçanın. Arapça ey demek yani el-kabut işte her şeyi tutan, elinde tutan. El-basıt yayan. Ya basıt ey yayan. Şimdi Allah'ın bu isimlerini okudukça siz Allah'ın bu isimlerini hayatınıza tatbik ettikçe dikkat edin bir müddet sonra bir şey olacak. Ne olacak? Bu isimlerden biri hayatınızı daha çok etkileyecek. Mesela El-Gani ismi çok zengin olan ve zenginliği veren. Bir bakacaksınız ki içinizi daha çok memnun ediyor. El-Rauf mesela işte çok rahmet sahibi, bağışlayan veya El-Kuddus yüceliğinin sınırı olmayan ya Kuddus. Bu ismi okudukça daha çok memnun olacaksınız. İşinizin rast gittiğini göreceksiniz. Problemlerinizin azaldığını göreceksiniz. Bu durumda o ismi daha da çoğaltmanız doğru olur. Hani bazen bana soruyorlar, diyorlar ki hocam İsmi Azam diye bir dua var. Biliyor musunuz onu? Duydunuz mu? İsmi Azam. Hem duası var hem İsmi Azam hangi isimdir diye tartışılmış. Bazıları demişler El Hay, bazıları demişler El Kayyum, bazıları El Fettah, bazıları El Kabut, bazıları Hay demişler. İşte Kuddus demişler. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum demişler. Allah'ın isimleriyle ilgili olarak. En büyük isim hangisidir? Peygamberimiz biliyor ve söylemiyor. Niçin söylemiyor? Esma-ül Hüsna içindeki ismi azam, Allah'ın en büyük ismiyle dua edildiğinde Allah yapılan bütün duaları kabul eder. Denir ki Belkıs'ın sarayındaki kürsüyü Hazreti Süleyman'a getiren ilim adamı ismi azamla dua etti, eşyanın yerini değiştirdi. Denir ki Hazreti İsa ismi azamla dua etti ve ismi azamla Hazreti İsa dua etti, ölüleri diriltti Hazreti İsa. Yani ismi azam çok önemli ama biz bilmiyoruz hangisi olduğunu. Peygamberimiz niye söylemedi ismi azamı? Şundan dolayı söylemedi. Eğer Peygamberimiz deseydi ki Allah'ın en yüce ismi, ismi azam şu isimdir, mesela Allah ismidir ya veyahut da vahid ismidir deseydi, biz sürekli o ismi kullanacaktık, diğerlerini kullanmayacaktık. Ama Allah istiyor ki 99 isminin tümünü analım sürekli. Bu nedenle de Esma-ül Hüsna hakkında ben eskiden çok dua tavsiye ediyordum da her dua önemli ama şu anda en çok tavsiye ettiğim dua 99 isim. İşte bunlardan biri El-Fettah ismidir. El-Fettah ismi açan demektir. Fatih ismi buradan geçiyor. Açmak kelimesi buradan geçiyor. Her muzaffer komutan El-Fettah hürmetine beni muzaffer et ya Rabbi derdi. Fatih eğer atını sürmüşse İstanbul'da El-Fettah ismi için kullanmıştır, atını sürmüştür. Peki El-Fettah ismi nasıl tecelli eder? Bu ismi kullandıkça siz eğer başarılı oluyorsanız, kapılar açılıyorsa, anahtarlar sökülüyorsa, kilitler kırılıyorsa, demek ki Allah'ın El-Fettah isminin tecellisini hayatınıza yaşıyor demeksiniz. Peki nasıl söyleyeceğiz? Kaç defa söyleyeceğiz El-Fettah ismi? Bir defa dersiniz, üç defa dersiniz, 99 defa dersiniz. Bunun bir sınırı yok. Peki hocam,
tamam, yerine yeri gelmişken bazı kitaplarda işte El-Mü'min ismini 313 defa söylediğinizde hastalık gelmez. Es-Selam ismini 160 kez söylediğinizde hastalık uzaklaşır. Bunları bu sayılarla mı okuyacağız? Arkadaşlar, sayılarla okumak zorunda değilsiniz. Peki bu sayılar nereden çıktı? Her sayının bir harf değeri var. Ebced hesabı var. Ebced hesabından çıkartıyorlar ama çok da illa ona çok itibar da etmeyiniz. Siz elinizden geldiği kadar Allah'ın isimlerini telaffuz etmeye gayret edin inşallah. Mevlam bu manada da inşallah bütün dualarımızı kabul eder. O zaman bir şey istediğimizde, bir imtihana girdiğimizde, bir şey arzu ettiğimizde, Ya Rabbi El-Fettah ismin hürmetine beni muzaffer eyle. Ya Rabbi Fettah ismin hürmetine kapıları aç. Ya Rabbi El-Fettah ismin hürmetine sıkıntımızı gider. Ya Rabbi El-Fettah hürmetine çözülmeyen işimizi çöz. Bunu bol bol okuyun, okutun ve tavsiye edin. Hayırlara vesile olacaktır inşallah.